kanun gereği verebildiğimiz, üye verebildiğimiz sandık kurulları var. Üye veremediğimiz sandık kurullarına da müşahitleri koyuyoruz. Burada bizim Seçim İşleri Başkanımız, Ankara Milletvekilimiz Şenol Sunat Hanımefendi'nin başkanlığında ve diğer yardımcısı Burcu Akçoru, sandık evet. güvenliğinden sorumlu Burcu Hanım'ın başkanlığında olan bir çalışmayla birlikte biz sandıklarımızın birçoğuna doluluk oranını sağladık. Ve bunlar hani alayım ben ismini beğendim atayım şeklinde değil. Biz atanan kişilerin de sonradan takibini yapıyoruz gerçek kişi olup olmadığı hususunda. Evet, bu takibe devam ediyorsunuz. Anladığımız kadarıyla. Bu da yetmiyor. Evet, bu da yetmiyor. Biz üzerine şimdiden başladığımız bir ilçe SKM, yani seçim koordinasyon merkezi, il koordinasyon merkezi ve genel merkez koordinasyon merkezi gibi merkezler kurduk. Yani en alttan en yukarıya. Şuna geleceğim, toparlıyorum sözlerimi. Şimdi bakıldığı zaman itirazlar sandık, ilçe seçim kurulu, il seçim kurulu ve yüksek seçim kurulu gibi bir sıralamaya tabidir, silsile halindedir. Piramidin en üstünde YSK gözüküyor. Yani son karar merci. Ama bu piramidin ben ters olduğunu düşünüyorum. Yani sandıktan az önce İhsan Bey'in de belirttiği gibi ıslak imzalı tutanağa biz sahip olursak burada hiçbir şekilde sonucun etkilenme şansı söz konusu değil. Bundaki en büyük pay siyasi partilerindir. Vatandaşlarımız da sandıkların oy sayımı esnasında gözlemleyebilir. Ama biz Millet İttifakı ile birlikte tüm sandıklara hakim olacağımızı, tüm sandıklardan doğru bir şekilde veri alabilecek bir sisteme evirdik durumu şu anda. Bununla alakalı olarak da, tabii bunlara ilişkin olarak da vatandaşlarımız kesinlikle müşteri olsunlar. Biz bu evet. sandık güvenliğine ilişkin kısaca, kısmı halledeceğiz. Kısaca şöyle bir anekdot anlatayım. Şimdi muhalefette 20 yıldır AKP seçim kazandığı için hep bunlar hileyle, hurdayla kazanıyor. Yargısal. Bunda bir de kolaycılığa kaçma tarafı var. Anlatabiliyor muyum? Biz nasıl kaybederiz? Mahallesine bakıyor, etrafına bakıyor. Biz kaybedemeyiz. Bundan muhakkak hile yaptı diyor. Şimdi ben Nişantaşı civarında oturuyordum. Benim çevrem %90 CHP'li. Adam sonuca inanamıyor. Ve bunu hep seçim sonuçlarına bağlıyor. Islak imzada da olmadan da kabul ederiz demişlerdi değil mi? Islak imzayken. Ben mesela o gün Maşka civarında İstanbul'da oy kullandım. Sandığın CHP temsilcisi yanıma geldi. O dönem Halk TV'deydim. Geldi dedi ki burada dedi şey ıslak imzaları işte dedi kabul ettik ettirdik diye bana anlattı. Bunun tartışması oldu falan diye. Orada seçmen %90 CHP'li. Anlatabiliyor muyum? Aslında muhalefet bu ıslak imzayla hile yapıldı bilmem ne falan filan derken realitelerle kafamızdaki düşünceler pek uyuşmuyor. Biraz inanmak istediklerimize de inanıyoruz. Evet. Halbuki doğruları bazen acaba haksız mıyım diye düşünerek yaparsak daha doğru ve ileri bir şeye bağlamak yerine hep hile hurda yapılıyor. Ya hile hurda muhakkak yapılıyor ama seçim sonuçlarını Türkiye genelinde etkileyecek kadar olduğunu mesela ben düşünmüyorum. Muhalefet biraz bu anlayışla hareket etmeli. Buyurun Mustafa Bey. Şu kısmı ekleyeyim sadece. Evet buyurun. Şimdi ıslak imzalı tutanak da tabii ki sandığın tapusu. Olması gerekiyor. Bunların tamamı bizde olduktan sonra İlçe seçim kurulunda veriler orada giriliyor. Yani 1000 tane sandığın verisini 10 kişiye verebiliyorlar bazı durumlarda. Hani orada maddi hatalar olabiliyor. Olabilir. Onların düzeltilmesi de zaten ıslak imzalı tutanağın bizde olmasıyla birlikte ortadan kalkacak. Evet. Şimdi baktığımızda Sinan Bey sizinle devam etmek istiyorum. Bir hatırlatma da yapayım. 2018 seçimlerinde 13 bin Suriyeli oy kullanmıştı. Şimdi 150 binlerden, işte Mustafa Bey de söyledi, 200 binlerden bahsediyoruz. 160 bin. Artabilir diyor ama. Tabii. Lerden bahsediyoruz. Farklı kaynaklar farklı sayılarda verebiliyor. Ne dersiniz? Sizce artar mı bu Suriyeli sayısı? Sadece Suriyeli de demeyelim. Belki Afganları da işin içine katmak gerekir. Ama vatandaşın, muhalefetin, Suriyeli seçmenin kullandığı oy endişesi sizce gerçekçi mi? Şimdi biraz önce İhsan Bey benim muhalefete, ya bu konuda muhalefet sıkıntıda. Yani aşağı tükürse sakal yukarı, bıyık sakal yukarı. Siz değerlendirmenize ben katılıyorum. Bıyık gibi zor bir durumda dememe dahi tahammül gösteremeyip ya canım muhalefeti de eleştirmeyin demesi doğrusu yadırgadım. Yani bu eleştiri bile değil. Kaldık eleştirebilirim. Yani lütfen iktidarda uyarılar yapabilirsin. İktidar yani uyarı olarak görüyorum onu.
Ama bu uyarı olarak görüyorsanız bu uyarıyı niye yaptınız o zaman? Uyarının üzerine uyarı. Yani uyarıya bakın, hayır canım, uyarıya. Bakın uyarı bu ülkede, bu ülkede onu ben uyarı olarak algılıyorum. Eleştiri olarak kültürü, eleştiri kültürü 20 senede ne hale geldi? Evet, iktidarın yanlışları dururken onu eleştirmeyip sadece muhalefete yönelmek yanlıştır. Ama yanlış neredeyse o da yanlıştır. Yanlışa biz sırf bu bizden diye doğru dersek bugünkü iktidarın durumuna düşeriz. Bunu yapmayalım lütfen. Evet. Şimdi konuya gelecek olursak. İhsan Bey de öyle yapmadı tam ya. Biraz ama bahsetti. Hayır yani benim sözümün üzerinde. Ben uyarı diyorum yani. Uyarı diyelim orada anlaşalım. Tamam. Ediyorum. Suriyeli şimdi, seçmen sayısı hakkında ne dersin? Bir saniye ondan önce ayrıldı mı İYİ Parti'nin? Yok yok burada yok, hayır, burada. Mustafa burada. Bey burada. Mustafa Bey. İlk dilimde. Şimdi Mustafa Bey doğrusunu isterseniz ben çok şaşırdım. Bu söyleminiz ileride eğer bundan eminseniz çok başka bir durum. Yani 64 milyon seçmen kütüğünü, 64 milyon eğer yanlış bilmiyorsam kullanılacak oy bu sene. Vallahi ben de şu anda çıkaramadım. İnceledik tüm doğum yerleriyle ve hepsinin içinde sadece 160 bin mi var? Ben doğru mu anladım? Yani evet, hepsini incelediniz. Evet. Hepsini incelediniz. Evet. 64 milyon seçmen kütüğünü incelediniz. 164 bin mi buldunuz? Bakınız bu dediğiniz evet. Bağlar çünkü muhalefeti. Eğer emin değilseniz bence bunu net bir ifadeyle söylemeyin. Çünkü ben emin değilim. Yani ben Türk bir strateji merkezi başkanıyım. Ama şunu da söyledi. Bu artabilir dedi. Bu kaç yılı saptaması 160 bin? Hangi son ay, hangi yıl? Küçük. Yani şöyle... Sinan Bey'le belki şurada tam rakamlarımız örtüşmüyor olabilir. Suriyelilerin tamamının seçmen olduğuna yönelik bir durum söz konusu değil. Hı hı. 18 yaşından küçük olanların zaten seçmen olma ihtimali yok. Yani sizdeki verileri bizle paylaşmanız durumunda biz tekrardan bir inceleme başlatabiliriz. Ama bizim yapabileceğimiz şöyle bir çalışma yapıyoruz biz. Kişilerin isimleri değişmiş olsa bile doğum yerlerine ve doğum tarihlerine bakıyoruz. Yani veri aldığımız zaman siz de tecrübeli bir siyasetçisiniz. İllaki seçmen kütüklerini incelemişsinizdir. Onun için rahat birbirimizi anladığımızı düşünerek söylüyorum Sinan Hoca'yla. Buradaki veriler karşılaştırıldığı esnada doğum yerleri üzerinden anne baba adı üzerinden bir veri çekiyoruz. Bu incelemeyi hangi ay hangi yıl en son? Yani yaklaşık 4,5 ay önceki bir inceleme. Yok 4,5 ay çok şey değiştirmez. Evet. Ama prensip olarak ben emin misiniz diye sordum. Çünkü geçtiğimiz günlerde gerçi Mustafa Bey onun isim değiştirilmiş olsa dahi dedi. Bir yasa çıkardılar. Oturup evde internetten e-devletten de işte yok ismimde bir harf yanlış yazılmış. Yok bilmem ne yazılmış. Güncelleyebiliyorsunuz. Yani bildiğiniz insanlar ismini soy ismi olduğu gibi değiştirdiler. Hiç öyle bir harf falan da değildi bu arada. Şimdi biz bu göçmen meselesi üzerine çok ciddi çalışmalar yapıyoruz. Artacak mı bu Suriyeli seçmen sayısı sizce? Daha fazla. Ama beni dinlemiyorsunuz ki. Dinlemez olur muyum? Dinledikçe soruyorum. Yani artacak mı başka bir şeyin, başka bir konu? Artacak mıyı boş verin. Yani şu an elimizdekini bir konuşalım ondan sonra artacak mı diye nedir? Diyelim. Şimdi şöyle, elimizde Suriye, yani mesele sadece Suriyeli değil. Sadece yabancıya satılan konut üzerinden vatandaşlık karşılığı, yabancıya satılan konut üzerinden de hesaplama yapmak lazım. Çünkü bir kişi almıyor onu. Yani bir kişi bir konut sahibi olduğunda onun eşi, eğer 7 çocuğu varsa 7'si de vatandaş oluyor. Ve genelde Orta Doğu kökenli olduğu için vatandaşlık alan, konut alanların önemli bir kısmı. Çok çocuklu aileler. Ama bu seçmen sandığına seçmen olarak yansımamış sizin dediğiniz. Sinan hocama katkı olsun diye söylüyorum. O şekilde bir satış olabilir. Ancak 18 yaşından küçük olduğu için hani vatandaşlık alabilir, sizin dediğiniz gibi olabilir. Ama seçmen dediğimiz kişi 18 yaşını geçmiş olması gerektiği için seçmen sayısının farklı bir şekilde hesaplıyoruz biz. Yani bizdeki verinin şekli o. Şimdi, ama sizdeki rakam fazla olabilir. Dediğimiz gibi buyurun. 7 tane çocuğu vardır. 18 yaşından küçüktür. Türk vatandaşı olmuşlardır. Bunlar seçmen niteliğine haiz kişiler değildir.
Evet, Elif Hanım sanırım ekleme şimdi yapacaksınız. Şimdi Altılı Masa'nın bir seçim güvenliği komisyonu var ve bizim genel başkan yardımcılarımızdan yine İdris Şahin bu komisyonda görevli. Biz ara ara bunları kendi aramızda da konuşuruz. Benim İdris Bey'den almış olduğum veri 2009'dan bugüne 31 Aralık kaydıyla 179 bin yabancı seçmenin seçimde 179. 179. Sadece Suriyeli güncel, değil ama galiba. 31 Aralık yabancı seçmen. Yabancı seçmen. 31 Aralık tarihiyle 179. Sizinki 2 aylık. Mustafa Bey 4,5 ay öncesini takip söyledi. Ediyoruz. Sizinki 2 ay. Tabii, siz böyle yani bir takip seçim güvenliği 179 bin gibi. Tabii biliyorsunuz bu mülk alma vesaire Sinan Bey de bunu çok daha iyi bilecektir. Ben sözünüze girmiş oldum. Çok özür dilerim. Onlar çok hızlı bir şekilde artışı da beraberinde getirdi. Liranın değer kaybı yabancıların Türkiye'de yatırım yapmasını cazip hale getirdi. Ve pek çok kişi çok uygun fiyatlarla mülk alarak aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı da aldılar. Bu sayıda hızla artmış oldu. Buyurun. Evet Sinan Bey buyurun devam edin lütfen. Ama siz bir tehlike görüyorsunuz. Şimdi şöyle, mesele sadece Suriyeli değil. Biz hükümete, hükümetin ilgili kurumlarına resmi müracaatta bulunduk. Örneğin Kırşehir'de Suriyeliler dışında ne kadar Afganlı var, ne kadar İranlı var, ne kadar ne bileyim nereli var? Bu bilgi devlet sırrı deniyor. Devlet sırrı. Evet, bu bilgi açıklanmıyor. Şeffaf değil. Şeffaf değil, bir. İki, Süleyman Soylu yıllarca bize dedi ki televizyonlara çıkıp, Türkiye'de 3 milyon 600 bin Suriyeli var. En son öyle dedi. Şimdi, sonra bir gün çıkıp şunu demek zorunda kaldı. Var ama 1 milyon 600 bin de oturma izni olan var dedi. Şimdi oturma izni olan Suriyeli değil mi? Afganlı değil mi? Şimdi 3 milyon 600'ün üzerine 1 milyon 600'ü de ekleyin. Kaç ediyor? 5200. O zaman niye bize yıllarca yalan konuştunuz? Neden doğruyu söylemediniz? Bunun içine konutla vatandaşlık alan yok. Bunun içinde devletin postayla kendisine kimlik gönderdikleri de yok. O sebeple hükümetin bu konudaki verileri şeffaf değil. Sadece Afganlılardan örnek vereyim. Birleşmiş Milletler verilerini incelediğimizde Türkiye'de Birleşmiş Milletler'in kapısını çalıp biz sığınmacı olmak istiyoruz, mülteci olmak istiyoruz. Bize bu konuda bir resmi evrak verin diyen Afganlı sayısı 1 milyon 400 bin. Hükümete sorsan 200 bin. Şimdi ya Birleşmiş Milletler'in Türkiye temsilcisi yalan konuşuyor ya hükümet yalan konuşuyor. Bir yerde yanlışlık var. Ben hükümetimize yalan konuşmayı kondurmak istemiyorum. O zaman çıkıp desene kardeşim Birleşmiş Milletler niye yalan konuşuyorsun? Çıkıp desene bunu o zaman. Ha, o zaman Türkiye'de sadece Afganlı sayısı 1,5 milyon sadece. İranlılardan Türkiye'de ciddi konut alanlar var, vatandaşlığa geçenler var. Türk Cumhuriyetleri hakeza aynı şekilde. Iraklılar ikinci sırada. Rusya'dan var. Rusya'dan, Ukrayna'dan. Dolayısıyla da konut satışıyla var. Hükümetin verdiği böyle ulüfe dağıtır gibi dağıttığı vatandaşlık var. Burada doğan artık belli bir yaşa gelmiş olan veyahut da buraya gelip burada kaydolup işte 3 yaşında, 4 yaşında, 5 yaşında artık 18 yaşını geçen ve vatandaşlık alanlar var. Evlilik yoluyla vatandaşlık alanlar ama var. Ama seçmen olamamışlar yeterince. Ya ben ondan emin hepsi değilim. Hepsi seçmen değil tabii. YSK temsilcimiz diyor efendim. Ben emin değilim diyebilir. İşte başka bir arkadaşımız da 174 dedi. Ben de bir rakam var. Var kaç? 1 milyon 326 bin. Seçmen mi? Seçmen. 1 milyonu geçti. Mustafa Bey bunu not alın. Paylaşırsanız. Yok illaki rakam doğrudur. Bizimle de paylaşırsın. Hayır, yani nasıl bakın, bir? Bendeki bir rakam dedim. Ben elimde %1 milyon. Devletin onaylı, mühürlü, belgesiyle onaylanmış bir seçmen sayısından bahsetmiyorum. Çünkü devlet şeffaf olmadığı için biz bu bilgileri sağdan, soldan, oradan, buradan bir araya getirmeye çalışıyoruz. O sebeple ben emin, %100 emin olduğuma bu kesinlikle emin bilgi kalıbımı basarım diyeceğim bir bilgi değil. Anladım. Onu söyleyeyim. Beni tanıyan bilir. Doğruya her zaman doğrudur derim. Bu bilgi doğru olmayabilir. Böyle bir ihtimal var. Ama bu bilgiyi o şekilde ama ifade ediyor. İnanıyorsunuz da. Üzerinde çalıştığım,
efendime söyleyeyim, sağdan soldan bütün verileri, yani biz göç enstitüsü olarak günde yüzlerce veriyle boğuşuyoruz. Bir sürü veri geliyor. O zaman endişe duyulması gereken bir durum. Kesinlikle. Değil mi? Bu kadar bakınız, çok seçmen varsa. Kesinlikle yabancı seçmen konusundan endişe duymalıyız. Ve Türkiye'deki seçim sonuçlarını değiştirebilecek sayıda Türkiye'de yabancı seçmen elinizdeki var. Elinizdeki verileri Mustafa Bey'e de iletin isterseniz. Burada vesile olalım.